İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Bağış, Bitlis Kalesi. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, Bakü'nün davetini görmezden geldi. 1994 temas hattına geri dönüş. Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Menendez, Türkiye dünyanın en büyük tehditlerinden biridir. Hagop Hagopyan, artsa halkı belirsizlikten ancak net açıklamalarla kurtulabilir. Batı Ermenistan'daki Cilo Dağı'ndaki 20 bin yıllık buzullar neredeyse tamamen eridi. 2020 Artsa Savaşı hakkında belgesel film Anavatan, Cannes Film Festivali'nin birincilik ödülünü kazandı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'daki Bağış Kalesi hakkında ilk kez 7. yüzyıl tarihçisi Sebeos bahsetti. Daha sonra kale etrafında aynı adı taşıyan şehir inşa edilmesinden sonra kale şehrin iç kalesi haline geldi. Geleneğe göre kalenin inşaatı İmparator ve General Makedonyalı Büyük İskender'in Lis adlı generali ile bağlantılıdır. Batı Ermenistan'ı işgal eden Makedonyalı İskender'in dağ geçidinin mükemmel stratejik konumunu takdir ettiği ve generallerinden Lis'e burada bir kale inşa etmesini emrettiği söyleniyor. Yeni inşa edilen kale o kadar zapt edilemezdi ki Makedonyalı İskender dönüşünde onu fethedemedi ve kalenin anahtarları gönüllü olarak kendisine teslim edildiğinde kaleye Betlis adını verdi. Bu da Farsça'da kötü lis anlamına geliyor ve Bitlis kelimesinin de buradan kaynaklandığı görülüyor. 7. yüzyılın sonunda kale Araplar tarafından ele geçirildi ve Zurari Arap Emirliği'nin merkezi oldu. 9. yüzyılın ikinci yarısında kale Şaybanilere, 10. yüzyılın ilk yarısında Kayisiklilerin Arap emirliklerine geçti. Birçok tarihi olaylardan sonra Haziran 1915'te tüm Bağış Bitlis bölgesindeki Ermeni nüfusu korkunç bir katliama maruz kaldı ve ardından Bağış Ermenilerden boşaltıldı. 18 Şubat 1916'da General Antranik liderliğindeki ilk Ermeni gönüllü alayı Bağış Kalesi'ni ele geçirdi. Kısa süre sonra Türk birlikleri Bağış'ı tekrar işgal ederek nüfusunu tamamen boşalttı. Bakü, işgal altındaki Şuşi'de Hazar'ın batısında akredite diplomatların davet edildiği bir uluslararası konferans düzenledi. Bakü'deki Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Büyükelçilikleri etkinliğe katılmayı reddetti. Aliyev'in yardımcısı Hikmet Haciyev şunları söyledi. Bugün Azerbaycan'daki Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçileri Şuşi'de değil. Onlar Azerbaycan hükümetinin davetini açıkça göz ardı ettiler. Biz bunu toprak bütünlüğümüze saygısızlık olarak görüyoruz. Çünkü bu ülkelere göre çatışma henüz bitmedi. ABD ve Fransa büyükelçileri Washington ve Paris'in Artsakh sorununun çözülmediğini, 9 Kasım belgesinin çatışmanın çözümü olmadığını düşündükleri ve kapsamlı bir çözüm üzerinde ısrar ettikleri için Şuşi'yi şu ana kadar ziyaret etmeyi reddettiler. Fransız parlamentosunun iki meclisi Artsakh'ın tanınması, 1994 yılındaki temas hattına geri dönülmesi ve Agitmis grubundaki müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiğinin belirtildiği kararları kabul etti. Artsakh'ın tanınmasına yönelik bir kararında dolaşımda olduğu Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Bakü birliklerinin Artsakh'tan geri çekilmesi talebi de yer alıyor. ABD'li politikacı Ankara'ya silah sağlanmasına karşı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki en büyük tehdit olarak nitelendirerek Çin, Rusya ve iklim değişikliği ile birlikte uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu başlıca zorluklar arasında yer aldığını vurguladı. Kıbrıs'ın kuzey kısmının yasa dışı işgalini eleştiren Menendez, Ankara'ya modern silah sistemleri sağlanmasına karşı olduğunu belirtti. O, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Doğu Avrupa ve Güney Kafkasya'da bölücü politikalar yürütmekle suçladı. Batı Ermenistan, Türkiye'nin Batı Ermenistan topraklarında işlediği savaş suçları hakkında defalarca konuştu. Uluslararası toplumun kayıtsız bakışları altında aynı askeri suçlar 2020'de Artsakh'ta Türk-Azeri ikilisi tarafından tekrarlandı.
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez'in görüşlerini memnuniyetle karşılıyor ve ona olan desteğimizi ifade ediyoruz. Artsakh Adalet Partisi Eş Başkanı ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Hagop Hagopyan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de 25 Ekim itibariyle Artsakh'ta yaşanan olayları anlattı ve orada yaşayan Ermenileri ilgilendiren ana meseleleri, belirsizlik ve güvenlik sorunlarını anlattı ve bu sorunların tek cevabının yetkililer tarafından verilmesi gerektiğini kaydetti. Hagopyan, Azerbaycan tarafının aktif olarak yürüttüğü Ermeni medyasını asılsız haberlerle dolduran ve böylece Ermenilerin ahlaki ve psikolojik durumunu bastırmaya çalışan informasyon savaşından da bahsetti. Sıradan bir Artsakh vatandaşının her gün karşı karşıya kaldığı Artsakh'ta hakim olan sosyal sorunlar hakkında da konuştu. Hagop Hagopyan ile yapılan röportajı Western Armenia TV'nin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Yaklaşık 20 bin yıl önce oluştuğu tahmin edilen Batı Ermenistan'daki Cilo buzulları neredeyse tamamen eridi. Buzulların erimesi her ne kadar küresel ısınmaya bağlı iklim kriziyle açıklansa da Kürdistan'ın işgal gerçekliği bu erimenin yalnızca iklim kriziyle açıklanamayacağını fısıldıyor. Buzulları eriten sebeplerden en belirgini devletin burada yaptığı askeri operasyonlar ve bu operasyonlarda kullanılan kimyasal gazlar. Buzullar 10 yıllar boyunca tonlarca bombayla tahrip edildi. Öte yandan 25 Eylül 2020 tarihinde milli park olarak ilan edilen Cilo ve Set dağlarında buna rağmen gerekli koruma tedbirleri uygulanmadı. Cilo Vadisi'ne kurulan hidroelektrik santralinin buharlaşmayı ve sera gazı emisyonunu artırdığı da biliniyor. Faşist kale kol inşaatları, maden sahaları ve HES projeleri ise yalnızca buzulları değil, vadideki bütün ekosistem ve doğal dengeyi olumsuz etkiledi. Korunması gereken Cilo buzullarının bulunduğu alanlarda betondan direkler dikildi. Askeri operasyonlar için bölgenin hassas doğal yapısını hiçe sayan yollar yapıldı. Rejisör Vic Gerami'nin yönettiği Anavatan adlı belgesel film, Cannes Film Festivali'nde yılın en iyi belgeseli dalında birincilik ödülünü kazandı. Film, 2020 yılındaki Artsakh Savaşı'na ve orada Azerbaycan birliklerinin sivil halka karşı işlediği suçlara adanmıştır. Cannes'da kazandıktan sonra film Avrupa ve Amerika sinemalarında ve onlarca ülkede televizyonlarda gösterilecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransız Büyükelçilerinin Şuşi'yi ziyaret etmemesi ve ABD'nin Agitmis grubu ve Rus-Türk İttifakı tarafından kapatıldığı düşünülen Artsakh-Karabağ sorununu yeniden gündeme getirmesi fonunda bu harika bir haber. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz, bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ararat Bedrosyan tarafından icra edilen Haçadur Avedisyan'ın eseri Ispasum adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.